Atmış elektriğinden, muştuluk ve seninle. Yok. Na. Merhaba İlyas Hoca. Bu kez yatay film çekiyoruz. Kısa olsun, öz olsun. Tekrar güvercinlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de bilindiği gibi genellikle süs güvercini, takla güvercini, poşta güvercini genellikle yoğun bir şekilde ve hobi şeklinde güvercinciler var. Güvercin besliyorlar. Bu ayrı bambaşka bir zevk, ayrı bir konu. Saygı duyuyorum arkadaşlara, hepsine. Fakat Macaristan'da kuş kalam dedikleri et güvercini üzerine ben 20 yıldan fazla çalıştım, çalışıyorum. 300 kilometre uzaktan her iki haftada bir tüccar geldi. Taze taze kafesten 4 haftalık güvercinlerimi sattım. Genellikle güvercinler 700-800 gram, 900 gram, 1 kiloya kadar oluyor. Ne tür cinsler var? Biraz önce oğlum da gösterdi. Genellikle Mondain cinsi, Texan cinsi, Strasser cinsi, King cinsi genellikle var. Ben böyle yapıyorum. Mondain cinsinin erkeğini, Texan cinsinin dişisini çiftleştiriyorum. 800-900 gram 1 kilo kadar yavru güvercinler geliyor. Bunlar tabii ki cins olmuyor, yavrular karışık oluyor. Fakat kesimlik için, yemek için. Macaristan'da ilginç bir olay var. Türkiye'de bilinmiyor genellikle, öyle bir yaygın bir şey yok. Hastanelerde, okullarda, geçmişte, daha önce Macaristan'da herkes genellikle güvercin eti çorbası yemişler. Şimdi keza hala var bu gelenek. Macaristan'da güvercin eti yemeyen insan yoktur. Herkes güvercin etinden yemiştir. Ve herkes, özellikle doktorlar hastalarına güvercin eti çorbası yiyin diye tavsiye ediyor. Gördüm ki Türkiye'de bu et güvercini, büyük güvercinler bilinmiyor. Düşündüm ki sizin o meşhur sözünüzden yola çıkarak sağlıklı beslenme ve sağlıklı nesiller yetiştirme konusunda ben de düşündüm Türkiye'de niye olmasın ki bu büyük güvercinler, Mondain cinsi. Bendeki Mondain'ler 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 gram büyüklüğünde. Genelde maviler olsun, beyazı da var, sarışın da var, kahverengisi de var. Fakat bunlar büyük, daha büyükler var, 1,5 kilo tanesi. Şimdi bunlar Texan, Strasser cinsler daha çok yoğun üreme yapıyorlar. Bir öneri getirdim sizin için, öneriyorum, tavsiye ediyorum. Türkiye'de ilgi duyan arkadaşlar varsa eğer, güvercinci arkadaşlar, Türkiye'de de sağlıklı beslenme, sağlıklı nesiller yetiştirme amacıyla okullarda, hastanelerde, evde, restoranlarda güvercin eti kesip pişirme çorbasını veya kebabını. Ancak tabii bu büyük güvercinlerin Türkiye'de tanınması gerekir. Bu konuda ben Macaristan'da yapayalnızım. Türkiye'li olarak bir ben et güvercin üzerine çalışıyorum. Çalıştım. Eğer isteyen, ihtiyaç, ilgi duyan olursa Türkiye'de bu Mondain cinsi, Texan cinsi, Strasser cinsi temin edilebilir, gönderilebilir. Orada yetiştirebilirler güvercinci arkadaşlar. Ben sadece öneriyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü sağlıklı bir et var güvercinlerde. Sadece bu kısa bir bilgi vermek istedim. Bu kez yatay çekiyoruz filmi. Kısaca konuşmaya çalışıyorum, uzun uzun olmasın. Gördüğünüz gibi sarı strasserlar var. Karışıklar da var, gençler de var. 2-3 aylık, 4 aylık, 5 aylıklar da var. Mondain cinsleri var. Bunlar hepsi en az 700 gram tanesi. 800-900 gram, 1 kilo, 1 kilo 100 gram olanlar var. Texan cinsi var,
King cinsi var. Genellikle et üzerine. Fakat dediğim gibi bu büyük cinsler Türkiye'de niye olmasın ki et üzerine? Bu konuda ben düşündüm. Bu öneriyi, tavsiyeyi getiriyorum sizlere. İhtiyaç olan, isteyenler, talep edenler danışabilirler. Ben yanıt verebilirim tecrübelerimden. Şimdilik kısaca bunu anlatayım. Biraz kafesleri göstereyim içeride. Bilmecim deniz bu tadok. Rampanitum. Biraz küçük biraz daha. Ne kadar keyifli. Hoca, benim güvercin evim genellikle beton. Fakat karton kağıt koyuyorum. Her üçü de bir temizliyorum. Böyle daha kolay, pratik oluyor. Kışın soğumuyorlar, ayakları soğumuyor. Ben bir çift mesela şey göstereyim. Daha önce de göstermiştim, biraz büyüdüler. İki hafta göstermiştim. Mesela burada yaklaşık 10 günlük var. Bir hafta 10 günlük Strauss cinsleri var. Sağlıklı, iyi. Annesi babası yetiştiriyorlar. Diğer büyük kafes olduğu için diğer tarafta da 20 santim büyüklüğünde. Bunlar 3-4 hafta olduğu zaman oraya çıkamıyorlar. Dolayısıyla rahat rahat yumurta oturuyorlar. Rahatsız etmiyorlar yani. Genellikle bu şekilde. Mesela burada var bir tane. Bu tat deniz. Muhteşem. Nuts. Bravo. Yumurtaya oturuyor erkek. Burada da yumurta oturuyor, yavrular var içeride. Bu şekilde kafeslerim. Bu Mondin sarısı. Tanesi bu 1 kilo 200 gram civarında. Bunun ağırlığı. Evet ya. Evet. Okey. Genellikle benim yem içecekler ve yemlikler genellikle bu şekilde. Türkiye'de var bunlardan. Bu şekilde, bir de bu şekilde var. Bu şekilde bir de su içecekleri var genellikle böyle. Şeyler göstereyim. Deniz yüz. Paçalı güvercinlerim var iki tane. Yavru. Bunlar da yavrusu iki haftalık hemen hemen. Paçalı da var. Göstereyim. Evet. Çok iyi. Burada da varlar iki tane. Bunlar Mondin cinsi. Genellikle. Evet. Karınları doymuş. Sağlıklı. Bir erkek bir dişi. Öyle görünüyor. Evet. Evet, kısaca sonuçlandırayım. Şöyle görüntü görüyorlar. İlyas Hoca tekrar Macaristan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Et güvercini üzerine ilgi duyan arkadaşlar olursa güvercincilerden Mondin cinsi, Texan, Strasser, King bu şekilde. Biraz önce daha önce de söylediğim gibi Mondin cinsinin erkeği Texan dişisi. Bunu birleştirdiğiniz zaman, çiftleştirdiğiniz zaman 900 gram, 950 gram, 1 kilo kadar, hatta 1 kilo 1 kilo 100 gram ara sıra bu şekilde de güvercinler geliyor. Bu tamamen bir et. Tabii bu karışık güvercin oluyor yavrusu tabii ki. İsteyen keser, isteyen devam ettirebilir ürün olarak. Türkiye'de bilmiyorum kesin olarak ama bu et güvercin üzerine büyük güvercinler de beslenebilir. Bu şekilde de sağlıklı beslenme açısından çocuklarımız, gelecek nesillere et güvercini çorbasını özellikle. Bu da çok yaygın Macaristan'da. Öneriyorum, tavsiye ediyorum. İlgi duyanlar danışabilirler. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar.
izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de bunu da son olarak şunu söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Hangi tür yem vermek gerekir güvercinlere? İlaçlar, vitaminler, neler faydalı, neler zararlı? Bu konular çok değişik konular. Ayrı ayrı video çekmek gerekir. İlyas Hoca'nın çok güzel videoları var. Öğreniyoruz, öğretiyor aynı zamanda. Kendisini kutluyorum tekrar. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Facebook'ta Erdem Selahattin ismiyle bana danışabilirler. Şimdi tekrar selamlar, saygılar, hoşça kalın, sağlıcakla kalınız.